Arkadaşlar merhabalar. Son zamanlarda özellikle çok fazla adından bahsettiren bir paradigmayla bugün açılışımızı yapacağız. Data Oriented Design. Bu nerede aslında çıkmaya başladı? Daha çok Unity bunun hype yapmasını sağladı diyebiliriz. En azından ben öyle duydum dostlar. Unity, ECS ve Job sistemi birlikte kullanıp Data Oriented Design yapıyoruz dediğinde Data Oriented Design'ı biraz yüzeysel olarak okumaya başladım. Hala kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü Object Oriented tabanlı geliştiğimiz için, Object Oriented tabanlı olarak geçtiğimiz için buraya, bu kafaya geçiş yapmak yani biraz zaman alabiliyor. Fakat buradaki bakış açısında öğrenmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Nasıl bir dizayn yapacak? Performans odaklı bir dizayn yapacaksak özellikle performans bizim için vazgeçilmez bir şeyse Data Oriented Design çok daha biçilmiş kaftan oluyor dostlar. Neden oluyor? Onu çok böyle keyword verecek şekilde açıklamaya çalışacağım. Biraz yüzeysel geçeceğim ama çalışmalarınızı, okumalarınızı bunun üzerine detaylı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Data Oriented Design diyor ki benim merkezimde hardware var, donanım var. Donanım benim için en önemli olan şey. Ve data. Data transformation benim için önemli ve hardware önemli. Şimdi bunu biraz açmaya çalışalım. Hatta bir örnek göreceğiz şimdi. Bu örneği inceleyelim. Sonra neden bu örneğin sonucunun neden böyle çıktığını araştıracağız. Bir matris düşünelim. Bu matrisin içinde row traversal gezersek yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indeks sayı, indeks numaralar olarak düşün. Öyle gezersek column traversal'dan yani sütunlardan başlayıp gezdiğimiz dünyadan çok daha hızlı geziyoruz. Hatta büyük verilerde sevgili dostlar 6-7 kat daha hızlı geziyoruz. Şimdi neden bunun böyle olduğuna dair çalışmalarımızı yapalım, konuşmalarımızı yapalım, bakalım neden öyleymiş. Evet. Şimdi şöyle hardware'in bizi ilgilendiren tarafına, data oriented giriş seviyesinde ilgilendiren tarafına bir değinmeye çalışalım. Bizim RAM'imizle bizim aramızda, bilgiye ulaşacağımız RAM ile bizim aramızda L1, L2 ve L3 olmak üzere 3 tane cache var. Bu cache'ler bizim daha önce ulaştığımız verileri sevgili dostlar. Cache line dediğimiz ve cache block dediğimiz böyle alıyor line şeklinde o tiplerde saklıyorlar. Biz bir veriye ulaşmaya çalışıyorsak sevgili dostlar bunu önce L1'da arıyoruz. Sonra orada bulamazsak L2'de arıyoruz. Orada da bulamazsak L3'de arıyoruz. Orada da bulamadık mı? RAM'de arıyoruz. Şimdi catch hit dediğimiz şey ben bir veriyi arıyorum şimdi. L1'da bulursam bu catch hit'tir. Catch miss dediğimiz şey de hiç data oriented'cilerin hiç sevmediği şey, düşman olduğumuz şey data oriented kafasıyla bu dostlar. Catch miss'e hayır. Catch miss de L1'de aradık bulamadık. L2'ye geçtik. Catch miss 1 oldu. L2'de aradık bulamadık. L3'de aradık. Onu da bulamadık. RAM'e gittik. Catch miss'leri dizdik arka arkaya. Catch miss'ler halay çekiyor. O kadar. Çok kötü durumdayız. Catch miss de bu demek oluyor dostlar. Şimdi Data Oriented diyor ki bize kafa yapısında, mindsetinde şu var. Arkadaşlar diyor, biz kodumuzu öyle bir yazalım, öyle bir dizayn edelim ki diyor. Asla catch miss olmasın, az olsun. Oluyorsa da az olsun diyor. Şimdi neden bu traversal gezdiğimiz matris örneği, row traversal daha hızlı çıktı? Çünkü catch line'ı bozma ihtimali daha düşük. Çünkü o matris dediğimiz şey aslında böyle dümdüz yan yana line şeklinde tutuyor memory'de. Şimdi row olarak gezdiğimiz zaman parmaklarımı matris olarak düşünürseniz row olarak gezdiğimde harbiden böyle
Tek tek geziyor. O yüzden rahat geziyor. Ama bunu kalım olarak gezersek önce bunu gezdi, sonra gitti bunu gezdi, sonra bunu gezdi falan böyle bildiğin atlaya atlaya geziyor. Bu da keçmişin bozulmasına, yani keçmiş olmasına daha müsait bir yapı. Data Oriented'in kafa yapısı bu dostlar. Data Oriented'de şimdi şöyle bir sonuç konuşması yapmak istiyorum. Burada gördüğümüz ekranda. Data Oriented'de Object Oriented kullanırsan diyor. Datayı objelerin içine hapsediyorsun ya sen diyor bize. Object Oriented dünyasındaki eksikliği söylüyor. Mesela bir player yaptın, içine health'ini koydun, position'ını koydun, ne bileyim transformation'ını koydun, her şeyi koydun, doldurdun içine. Data var artık onun içinde. Demiştik ya zaten object oriented'de. Datayı saklayabiliyoruz objelerin içinde diye. Data içinde. Data oriented design diyor ki sen sakladın diyor. Ben sadece adamın health'ine erişecektim ama pozisyonu da yanında geldi. Catch yapma ihtimalim arttı. Catch line'da böyle catch line'ın bozulma ihtimali arttı. Oysa ki sen tüm player'ların pozisyonlarını yakın yerlere koysaydın ya da player'ların health'lerine ulaşmak istediğim alakalı ilgili yakın yerlere koysaydın ben onlara eriştiğimde çok rahat, çok daha hızlı onların pozisyonlarını bulabilecektim diyor. Sen üstteki gördüğümüz görselde object oriented dünyayı yapıyorsun diyor. Bu ilgili şeyler hiç yan yana olmadığı için catch line olarak keşlenemiyorlar. Catch bloklar olarak keşlenemiyorlar. Mesela bir catch yapacak olalım. İlk 4 kutucuğumu alıyorum sevgili dostlar. Kırmızı, beyaz, mor ve yeşil. Bunu bir catch line olarak alsam 4'ü ayrı şey. Aşağıya indiğimizde, data oriented olarak dizayn ettiğimizde sevgili dostlar, dünya biraz değişiyor. Artık eriştiğimiz catch'ler çok daha yakın, birbirine yakın veriler olduğu için catch hit yapma ihtimalimiz daha da artıyor. Çünkü bir catch line olarak tutulabiliyor onlar. Data oriented design bize bunu söylüyor sevgili dostlar. Sonra şunları söylüyor. Daha primitif şeyler kullanın. İşte array'lerde tutun verilerinizi. Flat design yapın. Flat design'da dediğimiz şey şu. Inheritance olabildiğince az. Mesela 8 tane şey var. Inheritance tree'si var böyle A'dan B türemiş, B'den C türemiş, C'den D türemiş. Gidiyor böyle bir de virtual table çıkıyor ortaya. Korkunç. Bunu yapma diyor. Bunu yapma. O daha flat design'lar seç. Array'ler içinde tut. Array'ler içinde integer'lar falan tut. Float'lar tut. Şey tutma. Gidip de heap'te saklayabileceğin structure'lar falan tutma. Öyle şeyler yapma. Öyle yapılar kullanma. Bunu söylüyor bize. Ve linked list kullanma diyor örneğin. Yani linked list'te mesela şey tutuyorsun linked list'te. Key ve adresi. Key ve adresi diye tutuyorsun. Bu da senin diyor garanti ediyorsun diyor. Catch miss diyor yapacaksın. Kesinlikle catch miss'i garanti ettin şu anda diyor. Yapma bunu. Daha primitif şeyler kullan diyor. Data oriented design dostlar günün sonunda datayı ve hardware'i çok önemsiyor. Performans çok önemli. Yani birçok güzel konuşma var sevgili dostlar. YouTube'da data oriented design ile ilgili sunumlar birçok var. Ben referanslarıma da paylaşacağım. Referanslar dokümanına. Lütfen oradan takip edin. Çok da eğleneceksiniz. Ben object oriented kafasıyla yetiştim. Küçüklüğümden bu yana object oriented dünyasını örnek aldım. Onların nasıl işleri çözdüğüne dair kendimi geliştirdim ama bir gün karşıma çıkınca data oriented diye bir paradigmanın da olduğu bu paradigma bakış açımı biraz etkiledi dostlar. İtiraf etmeliyim ve functional programming öğrendiğimde de bakış açım çok daha fazla gelişti. Object oriented'i anlamaya başladığımda da gelişti. O yüzden paradigmalar bence değerliler. Data oriented biraz zaman gerekiyor anlayabilmek için. Biraz design yapmaya başlamak için, data oriented'a uygun hale getirmek için falan sistemleri biraz zaman gerekiyor. Kendinize zaman tanıyın dostlar. Data oriented design üzerine lütfen araştırma yapın, okuma yapın. Unity'nin ECS, Jobs sistem ve o
sistemleri harmanladığı yapıyı kullanın. Data Oriented Design'a biraz daha giriş yapmış oluruz böylece. Oradan da geri kalmayalım dostlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler.